sağlıklı bir anlayış olduğu kanaatindeyim. İlginçtir. Yani İran'da bu konu üzerine bir bakanlık ve çalışma yapılıyor olması, Türkiye'deki bu nimeti başkası sahiplenirken bizim de sahiplenmemiz gerekir diye de düşünüyorum tabii ki. Bir diğer bağlantımıza uzanacağız. Az önce gerçekleştirememiştik. Recep Soysal Bey Hollanda'dan bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Recep Bey sesimi alabiliyor musunuz? Hoş bulduk Mehmet Ali Bey. Evet. Biraz önce bağlantıda bir donma gerçekleşmişti. O yüzden Evet vizeye anlıyorum, uzandık. anlıyorum. Tekrar Siz beni şimdi Hollanda'ya duyuyorsunuz. döndük. Hollanda'daki son durum nedir? Rakamsal veriler ve bize anlatılanlar, bizim duyduklarımız ya da orada sizin tecrübe ettiğiniz şeyleri sizden öğrenelim. Evet, Hollanda ilk kitap bu koronavirüsünü pek fazla ciddiye almamıştı. SARS ve diğer MERS virüs gibi, Ebola gibi o çıktığı yerlerde kalacağını tahmin etmişti. Fakat zamanla tabii ki virüs bu tarafa da geldi. Sonuç olarak ilk olarak bugün itibariyle isterseniz önce verileri ben sizinle paylaşayım. Bugün itibariyle Hollanda'da 356 kişi vefat etmiş bulunuyor, hayatını kaybetmiş bulunuyor. Bunların büyük bölümü 80 yaş üstü vatandaşlar. 6.412 kişi de bu hastalığı yakalanmış durumda ve 3 kişi de bu hastalıktan kurtulmuş durumda. Büyük bir rakam, ölenler sayısı da yüksek gibi ama şunu da ben biraz önce hocamızla dinledik, şunu da kaydetmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl Hollanda'da normal grip vakasından Hollanda'da vefat edenlerin sayısı 2.9. Yani burada şu var, sadece problem olarak şu var, hastalık çok çabuklaşıyor. Yani bunun ilacı olmadığı için bunun tedavisi bulaşıyor ve hastaları, yani bağışıklık iyi olmayanları öldürebiliyor. Bu yönden de bir korkunç bir hal var. Bundan dolayı da işte Hollanda'da ilk bir etapta Hollanda Başbakanı işte ilk açıklamasında ellerimizi sık sık yıkayalım, hijyene dikkat edelim diye açıklamalarda bulundu. Fakat daha sonra tabii ki hastalık 1 Şubat civarında burada baş göstermişti. İtalya'ya yani İtalya'dan geldi ağırlıklı olarak. Avrupa'nın değişik bölgelerinde olduğu gibi Hollanda'ya da İtalya'dan geldi. Kuzey İtalya'ya biliyorsunuz orası Avrupa'da popülerdekilerden çok gidenlerin olduğu popüler bir tatil yöresi. Hollanda'ya da oradan geldi. 56 yaşındaki bir vatandaşım tatilden döndükten sonra, Lombardiya'dan döndükten sonra işte hasta olduğu teşhis ediliyor. Ailesiyle karantinaya alınıyor ve şu anda da bu hastalıktan kendisi iyileşmiş durumda. Fakat tabii ki dediğim gibi muhalefetin de bastırmasıyla yürüttüğü önlemler aldı. İlk etapta 6 Nisan'a kadar, yani Mart başlarında, 6 Mart'ta şöyle bir karar alınmıştı. 100 kişinin üstündeki toplantıların organize edilmesine yasaklandı. Yani düğünler, camilerde cumalar kılınabiliyordu, namazlar kılınabiliyordu. Fakat daha sonra bu kural biraz daha sıkılaştırıldı çünkü bulaşıcı hastalığı fazlalaşmasından dolayı kurallar sıkılaştı. Cuma namazları iptal edildi ve şirketler kapatıldı. Şu anda son yani 100 kişiden üstündeydi, 100 kişi üstünde organizeler yasaklanmıştı. Ama geçtiğimiz hafta sonu havaların çok olmasından dolayı ve vatandaşların çok fazla dışarıya çıkmasından dolayı Pazartesi günü tekrar zaten günlük bu kriz masası bu toplantıları yapıyor ve halkı bilgilendiriyor, alınan kararları duyuyorlar. Artık 100 kişinin altındaki toplantılar da iptal edildi. Okullar kapanmış durumda şu anda Hollanda'da. İlk etapta üniversiteler kapanmıştı birinci kararda. Daha sonra ilkokullar ve ortaokullar kapandı. Şu anda evden çalışabilenler evden çalışıyor. Fakat işte çalışmak hala mümkün.
Çünkü ekonominin devam etmesini istiyorlar. Çünkü biliyorsunuz Hollanda bir export ülkesi. Ekonominin devam etmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Peki. Şunu ben bahsetmek istiyorum. Buyurun. Yaşlı hasta oranının çok fazla olmasından dolayı yoğun bakım ünitelerinde yatak sayısında bir problem var. Yani hatta bugün şöyle bir haber okudum. Çok güzel bir haber, ilginç bir haber. Philips firması Amerika'daki fabrikasında yoğun bakım ünitelerinde kullanılan yatakları üretiyor. Fakat Amerika'nın 1950'de aldığı bir kredi, biliyorsunuz o zaman Kore Savaşı vardı. Ve bu tür malzemelere el koyabiliyorlar. Şu anda şöyle bir korku var. Bu yatakların getiremeyiz diye bir korku var. Çünkü Amerika'nın buna el koyma ihtimali var. Bundan bahsetmek istiyorum. İşte bu hastalık, yani yaşlıların bir hasta, yani yoğun bakıma gelecek hastaların Mayıs ayında çok fazlalaşmasından tahmin ediliyor. Ve şu soru soruluyor. İşte yeterli yoğun bakım yatağımız yok. Ne yapacağız? Ve şeyimiz yok, hava alma cihazlarımız yok, cihazlarımızda eksiklik var. İşte bu konularda tereddütler var. Aslında şöyle bir soru da aklıma geliyor bu noktada. Hollanda'da hastalık primleri oldukça yüksek. Kişi başına 130 euro civarında hastalık primi ödeniyor. Peki şöyle bir soru sorayım. Siz genel çerçeveyi çok fazlası net bir şekilde ifade ettiniz. Şimdi alınan önlemler ve uygulanan önlemler diye nitelendirdiğimizde bir tedbir konusu ele alınıyor. Hükümetin almış olduğu tedbirleri şöyle net bir şekilde ifade ettiğinizde Hollanda'da yaşayanların bu tedbire karşı uyumu ne düzeyde? Hollanda'da halk oldukça kurallara göre uyarlı. Hani gençler tabii ki şöyle bir partiler düzenleyebiliyorlar. Başta koronavirüs nize gibi partiler bu isim altında partiler düzenliyorlar. Yani biraz daha işte üniversite öğrencileri. Rütü de bu konuda şöyle dedi, yani ona bir cevap verdi. Dedi ya işte başlarım size partileri diyorsunuz ama gibisinden bir cevap verdi öğrencilere. Bugüne kadar yani 1,5 metre bir mesafe konulmasını istedi devlet. Bu da halk sağlığı ve enstitüsünün tavsiyesi üzerine Türkiye'de de bu aynı şekilde 1,5 metrelik bir mesafe konulmasını istiyordu. Bu geçtiğimiz pazartesiye göre bir sadece tavsiyeydi. Yani önemli bir tavsiyeydi. Halkın tabii ki eldiven almasını istiyorlar. Dışarı çıkması mecbur olmayan açık tavsiyeliyorlar. Fakat yasaklama yok. Yalnız geçtiğimiz pazartesi bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta sonu bayağı bir sıcaktı. Türkiye'deki zannediyorum sıcaktı. Hollanda'da bayağı bir sıcaktı. İnsanlar sahillere gitti, piknik yapmaya gitti. Ve bundan dolayı da işte baktılar ki hastalık hızlı bir şekilde yayılacak. Bundan dolayı şöyle bir kural getirdiler. Eğer şahısla şu anda polis bunu sıkı bir şekilde denetliyor. Sokakta birbirleriyle 1,5 metre mesafe yoksa bu polis tespit ederse 400 euro civarında euro ceza yazabilecek. Eğer şirketler bu kuralları şirketlere de uygulamazsa şirketlere de 4000 euro civarında ceza yazabilecek. Bu kuralları da uyguladılar fakat şu anda bugünkü yapılan açıklamada işte artık eskiden iki kişiye bulaştırma imkanı, 2-3 kişi imkanı varken bugünkü yapılan açıklamada Halk Sağlığı Enstitüsü'nden yapılan RIPM'den yapılan açıklamaya göre artık bu oranın bire düştüğü söylendi. Yani ben şunu gördüm, biraz Hollanda aslında bunu artık kontrol altına almış. Yani bu hastalığı biz kontrol altına aldık. Fakat bir tek sorun var işte, yaşlıların ve bağışıklık sistemi iyi olmayanların hasta olması ve yoğun bakıma gitmesi burada bir problem görüyorlar. Fakat kuralları çok uyan millet Hollanda, Avrupa Birliği, Almanlar da böyledir. Hollandalılar bilhassa cezalar da yazılacağı için bu kuralların uygulanacağını ben inanıyorum. Peki bir son dakika gelişmesi var. Ben müsaadenizi isteyeceğim bir dakika. Türkiye'deki koronavirüsten ölenlerin sayısı, vaka rakamsal veri şu an itibariyle 59'a ulaştı.
vaka sayısı toplamda 2433'e yükseldi. Bu son dakika açıklamasını paylaşayım izleyicilerimizle. Şu ana kadar yani en son rakamsal veri 44'tü. Bugün son yeni yapılan açıklamaya göre koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 59. Tanı koyulan vaka sayısı 2433 değerli izleyenler. Akşam saatlerinde Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı açıklamalarda bulunmuştu. Daha sonra Cumhurbaşkanı ulusa sesleniş konuşması yaptı. Sağlık Bakanı iki kişinin taburcu edilebildiğini 60 ve 65 yaşlarında bir tanesinin 8 gün boyunca yoğun bakımda kaldığını ifade etmişti. Ulusa sesleniş konuşmasında da Cumhurbaşkanı 700'ün üzerinde bir rakam vererek onlarda da böyle bir tanının, daha doğrusu kendilerinde böyle bir pozitif uygulaması, pozitif testi çıktığını ve onların da sağlıklarına kavuştuğunu söylemişti. Bu rakamsal veri bunun içinden düşürülerek mi yoksa dahil miydi onu bilemiyoruz ama son 24 saatte ise 5035 test yapılmış. Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın açıklamasına istinaden söylüyorum. 561 tanı konulmuş yeni, 15 hastamız hayatını kaybetti diyor. 15 hastamız hayata veda etti diyor. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59 oldu. Toplam hasta sayımız 2433. Sayılar kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar demiş açıklamasında. Recep Bey, son toparlayarak son sözlerinizi de alayım. Türkiye gündemine dönerek gündemi bugünkü bülteninde sonlandıracağım efendim. Evet, teşekkür ederim Mehmet Ali Bey. Şunu söylemek istiyorum. 40 yıldır Hollanda'da yaşıyorum ve bugüne kadar Cuma namazlarının iptal edildiğini, Ramazan bayramının işte önümüzde Mayıs ayında Ramazan var, bir an tutamayacağız. Bu gerçekten Müslümanlar arasında ve çıkıp gittiğimizde teşkilatlara, camilere gidemiyoruz. Bu gerçekten Hollanda'da, Avrupa'daki insanların buluşma noktaları camiler, işte kahvehaneler, çay ocakları. Bu olmasından dolayı tabii vatandaşlarımız arasında bir tedirginlik var, bir üzüntü var. İlk başlarda işte bu Amerika'dan biliyorsunuz askerler geldi Almanya'ya. 7 bin civarında deniyor, 23 bin civarında deniyor. Tabii bunlar asayişi sağlamak için gelen askerler. Tabii bunda tedirginliği var yani halk arasında. Niye geldi bu askerler, ne oluyor? Acaba büyük bir operasyonla mı karşı karşıyayız gibi tereddütler var. Fakat ben açıkçası bunun bir operasyon olduğuna inanıyorum. Fakat şu anda yavaş yavaş ümit ediyorum ki artık kontrol altına alınacak bu hastalık, kontrol altına alınacak. Fakat bunun bir ne olduğunda aklımızdan çıkarmamamız lazım. Bu tür salgınlarla biz sık sık karşılaşacağız. Bu yani herkes için bir tecrübe oldu. İnşallah önümüzdeki zamanlarda daha hazırlıklı oluruz. Hem Türkiye olarak hem Avrupa'daki, dünyadaki Müslümanlar olarak, Türkler olarak da yani ne yapmamız lazım? Eğer böyle bir salgın çıkarsa neler yapmamız lazım, nelere bakmamız lazım? Çünkü bu herkes için yeni bir vaka. Artık bundan sonra da bu tür salgınlarla yaşayacağız. Yani siber saldırılar olacak, biyolojik saldırılar olacak. Normal zaten devam ediyor. Artık biyolojik saldırılar da bir vaka. Önümüzdeki günler zaten ben bu virüs hakkında bir program yapmayı düşünüyorum. Hayırlısıyla inşallah hepimize ifade versin. Ümidimizi kaybetmeyelim. Ümit var olalım. Allah'ın izniyle biraz önce hocamız da ifade etti. Müslümanlar olarak ellerini sıkan insanlarız. Yediğimiz şeylere çok dikkat ediyoruz. Bundan dolayı da bağışıklık sistemimizin iyi olduğunu inanıyorum. Çünkü birçok sağlıklı insan hasta olduğunu bile fark etmiyor diye ifade ediyor doktorlar. Atlattığını bile fark etmiyorlar. İnşallah önümüzdeki günler güzel olacak. Ümit var olurum. Yaşamaya devam edin. Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Bağlandığınız için. Hayırlı geceler diliyorum. Hollanda'dan Recep Soysal. Hayırlı olur inşallah diyorum. Canlı bağlantıyla karşımızdaydı. Oradaki durumu aktardı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Öncesinde de Abdülkarni Bozkurt bizimle birlikteydi. Bir önceki bültende gazeteci İsmail Saymaz'ı misafir etmiştik. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son Twitter paylaşımı, Twitter'dan yapmış olduğu son paylaşımı. Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59. Vaka sayısı, tanı konulan vaka sayısı 2433.
bugün de 15 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrenmiş olduk. Genel itibariyle yani iki rakama tek hanedeydi günlük vefat edenlerin sayısı. İkili rakamlara ulaşmış oldu. Son 24 saatte 5035 test yapılmış. 561 tanı konulmuş. 15 hastamız hayatını kaybediyor. Toplamda rakam 59, 2433 rakamına ilişkinde, tanı konulan sayıya ilişkinde Sayın Koca sayılar kayıp acısını endişeyi ifade edemez diyor. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım, bizi hayata tedbir bağlar diye de ifadelerde bulunuyor efendim. Bugünkü bülteni genel itibariyle tedbirler üzerine, ihmaller üzerine, ekonomi boyutuyla ve sağlık alanıyla ele almaya çalıştık. Tedbir ve ihmalleri dile getirirken alınması gereken tedbir bugünkü sokağa çıkma halini vatandaş kendine uygulayarak gerçekleştiriyor. İhmalleri de yine vatandaş kendince yapıyor. Tabii ki hayat şartları itibariyle yaşamını devam ettirebilmek adına bunu belki de gerçekleştiriyor. Vatandaş gerçekten belki ihtiyaçları karşılanabilecek durumda olsa kendisi de sokağa çıkmak istemez. En azından ben istemem mesela böyle bir durumda. Biz de kendi çapımızda mesela karantinayı uygulamaya çalışıyoruz. Kimse istemez diye düşünüyorum. Hayatta kalmak isteyen insan sayısı herhalde çok fazladır. Kimse de annesinin, babasının, yakınlarının vefat etmesini böyle bir durumda herhalde hiç istemez diye düşünmekte fayda var. Hükümetin bu anlamda düşünmesi gerekiyor çünkü. Ve ekonomik boyutu, tedbir boyutu, ihmaller derken sağlık alanında ele aldık. Sağlık açısından da bugün iki kişinin taburcu edildiğini, Ulusal Sesleniş Konuşması'nda bakanın açıklamasından ziyade Cumhurbaşkanı çok yüksek sayıda bir rakam verdi. Sağlıklarına kavuştuğunu söyledi. 700'ün üzerinde bir rakamdan söz etmişti. Tabii ki bunun pozitif çıktı da mı negatife döndü yoksa işte yoğun bakımdan çıkıp da taburcu mu oldu gibi detaylandırmaları tam olarak netlik kazanmış bir durum değil. Ama yeni yapılan çalışmayla il il ne durumda olduğunu öğreneceğimizi öğrendik. Böyle bir durumda söz konusu. Bunu da ifade etmiş olalım. Buluşma noktasını sonlandırıyoruz. Burada, stüdyoda, rejide, haber merkezinde, diğer birimlerde ve bu birimlere bağlı olarak evlerinde çalışan arkadaşlarımıza, yayında ve yapımda emeği geçen herkese özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Yeniden buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalınız.